Sayın Genel Başkanım, Halkların Demokratik Partisi'nin Sayın Eş Genel Başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, değerli milletvekilleri, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2019 bütçesinin görüşmelerini yapıyoruz. Pek çok arkadaşımız için ilk bütçe deneyimi, bazılarımız ise onlarcasını dinlediler. Şüphe yok ki 16 Nisan'da bizim rejime kasteden anayasa değişikliği dediğimiz, destekleyenlerin ise sistem değişikliği olarak adlandırdıkları bu yeni durumda ilk bütçe görüşmelerini tamamlamak üzereyiz. Bunun için biraz bütçe ve bütçe hakkı üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Parlamento ile bütçe, mecliste yer almak ile bütçe hakkı, egemenliğin kullanılması ile bütçe hakkının kullanımı arasında doğrudan bir ilişki, varoluşsal bir ilişki var. Birbirini doğuran ve birbirinin sürmesini sağlayan iki önemli hak bu. Bütçe hakkı kısaca vergi ve benzeri gelirler ile kamu harcamalarını, yani giderleri belirleme, onaylama, denetleme hakkıdır. Bu insanlık ve demokrasi tarihi açısından kazanılmış en önemli haktır. 1215'te İngiltere Kralı Yurtsuz John, Times Nehri kenarında ayaklanan baronlarla Magna Carta'yı imzaladı. Magna Carta'ya göre artık vergi toplama, vergiyi vereceklerin rızası olmadan olmayacaktı. İmza töreni bir çayırda yapıldı. Bir sarayda veya bir başka mekanda değil. Tarafsızlığa ve tarafların eşitliğine vurgu yapmak açısından. Vergide rızanın kabul edildiği 1215'ten 1689 haklar beyannamesine kadar savaşlar, akan kanlar, itirazlar, yeniden üretilen rızalar, yeni anlaşmalar, feshedilen meclisler, yeniden oluşturulan meclislerle önemli bir mücadele süreci geçti. 1689 haklar bildirgesinde tekrar altı çizildi ki kanunsuz vergi alınamaz. Vergi izinleri kanunla ve bir yıllığına verilir ve yapılacak harcamaların dökümü önceden meclise bildirilecektir. Yani yapılan uygulama bugün bizim burada yaptığımız bütçe uygulamasının temelidir, modern bütçe anlayışının da başlangıcıdır. Bütçe hakkı monarşiye karşı, bir tek adam rejimine karşı büyük mücadelelerle elde edilmiş bir haktır. Halk adına, halk tarafından seçilenlerin vergiyi toplayacak sağ elle ve yardımları dağıtacak, harcamaları yapacak şefkatli sol elin dengesini kendi vicdanlarında kurma ve bunu kağıda geçirmeleri demektir. Peki Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de de seyir çok gecikmeli olsa da Avrupa'dan ve dünyadan farklı olmadı. 1808 senedi ittifak. Padişah ile ayanlar arasında padişahın yetkilerini kısıtlayan ve demokrasi tarihimiz açısından ilk batılılaşma belgesi, ilk demokrasiye doğru, yani padişahın haklarının kısıtlanıp çok partili sisteme doğru başlayacak olan yürüyüşteki şüphesiz en önemli adım atıldı. Ama Türkiye bunu belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını söylemeden bundan 10 yıl önce başlayıp 10 yıldır söylediği, 200 yıldır milletimize istikamet dayatılıyor söylemiyle hatırlayacak. Sözün söylendiği günden 200 yıl geriye giderseniz senedi ittifakı, yani padişahın yetkilerinin kısıtlanmasını, tek adam rejiminden yetkilerin paylaşılmasına başlayan ilk adımı göreceksiniz. İstikamet dayatılıyor diye itiraz edilen meselenin özü budur aslında. İlk anayasamız 1876'dır ve kanunu esası de kazanılan önemli hakların en önemlisi 1908'de ikinci meşrutiyetle birlikte kazanılan güven oyu ve gen soru müessesesidir. Ancak biz onu 16 Nisan'daki referandumla 24 Haziran'dan sonra kaybettik ve artık meclisimizde 1908'den beri olan bir kazanım. Gen soru, yani bakanlardan hesap sorma ve güven oyunu kaybetmiş olan hükümetin ve bakanın görevine devam edememesi artık yok. Gen soruyu kaldıran, güven oyunu kaldıran,
bakana sözlük oruyu kaldıran ve belki en önemlisi, meclis onaylamasa da bütçenin bir önceki yılın bütçe giderleri üzerinden yeniden değerleme oranlarında arttırılarak yürütme tarafından yeniden uygulanabilmesi, yani bütçenin bir yıllığına bir kanunla verilmesi, bütçenin fiili bir güven oyu olması ve bütçesi geçmeyen hükümetin parlamento dolayısıyla halk desteğini kaybettiği gerçeğinin, böylesine önemli bir kazanımın ve denetimin elden yitirilmesinden bahsediyoruz. Yani Türk demokrasi tarihi açısından 210 yıllık, dünya demokrasi tarihi açısından da 800 yıllık bir geriye gidiş. Ne hazindir ki, ne kötü bir tesadüftür ki veya tesadüf müdür ki o senedi ittifaktan bu ittifak senedine yine aradan 210 yıl geçmiş ve 16 Nisan referandumu üzerinden 24 Haziran'da bir ittifak senedi ve o ittifak senedinin yarattığı birlikteliğin bir cumhurbaşkanı seçmesi sonucunda tüm bu kazanımları kaybettiğimiz bir süreci yaşadık. Burada temel sıkıntı, insanlık tarihinin ortak kazanımlarını reddeden, ortak kurallarını hiçe sayan bakış açısıdır. Arşimet milattan önce 300. yılda, bundan 2300 yıl önce fırlar ve suyun kaldırma kuvvetini keşfeder. O kuralı gözeten gemiler yapılır. O gemiler yüzer, o gemiler batmaz. Bu kuralı kimse tartışmaz. Nikola Tesla'nın bundan 130 yıl önce bulduğu alternatif akımla Keban Barajı'nda üretilen elektrik bu salona gelir. Bundan 140 yıl önce Edison tarafından icat edilmiş ampulün aydınlatmasıyla bu salonlar aydınlanır. Dünya Arşimet'i, Tesla'yı, Newton'u asla tartışmaz ama onlarla birlikte Montesquieu'yu da tartışmaz. O tarihlerde Montesquieu yazmış olduğu 1748'deki kitabında, bundan 270 yıl önce Kanunların Ruhu Üzerine adlı kitabında, egemenlik yetkisinin yasama, yürütme, yargı olarak üçe bölünmesi, hak ve özgürlüklerin en sağlam hukuki ve fiili güvencesidir der. Yasama, yürütme, yargı birbirinden ne kadar ayrıysa o kadar ileri gidilir. Yasama, yürütme, yargı birbirine ne kadar yakınsa devletler o kadar kolay çöker demişti. Dünya Arşimet'i, Newton'u, Edison'u ve Montesquieu'yu tartışmazken biz tartışılmayanları bir yana bırakıp Montesquieu'nun söylediklerini göz ardı ederek yasama, yürütme ve yargıyı tartışmalı ve birbirinden ayrı değil birleşen, kuvvetler ayrılığını değil kuvvetler birliğini öne çıkaran, esas alan bir sisteme, bir rejime geçtiğimizden dolayı endişeliyiz ve tehlikenin yaklaştığı günleri hep beraber yaşıyoruz. Yakın geçmişlerini iç savaşlarla, askeri darbelerle harcamış, göstermelik parlamentolara sahip rejimlerin tamamı tek adam rejimleridir. Elimde Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre ülkeler ve siyasi sistemlerini karşılaştıran basit bir tablo var. İnsani Gelişmişlik Endeksindeki ilk 10 ülkenin 9'u parlamenter sistemle, biri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. O da Amerika Birleşik Devletleri, o da katı kuvvetler ayrılığıyla tanımlanan bir başkanlık sistemi. Son sıradaki 10 ülke, ilk 10'u tanıdık. Norveç'inden, Avustralya'sından, İsviçre'sinden, Almanya'sına kadar. Son 10 ülke: Mali, Mozambik, Sierra Leone, Gine, Burkina Faso, Burundi, Çad, Eritre, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijer'in çoğu başkanlık, 4 tanesi yarı başkanlıkla yönetiliyor. Hiçbirinde parlamento yok ama şüpheniz olmasın ki hiçbir tanesinde olmayan ortak özellik, kuvvetler ayrılığından eser yok. Tek adam rejimiyle yönetiliyor. Tek adam varsa parlamento üzerinde etkin, tek adam yasama ve yargı üzerinde sonuna kadar belirleyici rol oynuyor. Burası parlamento. Burası parla fiilinden geliyor Fransızca. Konuşulan yer demek. Fikir özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün ortak kazanımı, zaten en şok edici fikirlerin bile şiddet içermediği takdirde özgürce bütün ülkede, bütün evrende savunulmasını söylerken, bir de kürsü masumiyetiyle güvence altına alınmış
burada herhalde bu kürsüden söylenen en şok edici sözlere bile sabırlı olmak gerekir. Ama maalesef son yıllarda parlamenterlerin kürsüde söyledikleri sözlerden dahi haklarında fezleke düzenlenmesi, ceza almaları ve milletvekillerinin düşürülmesine son 4 yıl içinde burada çokça şahit olduk. Fikirlere Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının tahammülü hep anlatılır. Bunun bir tek sebebi var. Onlar İngiltere, Fransa ve Osmanlı'yı Osmanlı'nın birer paşası, birer askeri olarak gördüler, okudular, incelediler. İngiltere ve Fransa'yı yetişen demokrasinin, yetişen kuvvetler ayrılığının kurtardığını ve Osmanlı'nın çöküşünün kuvvetler ayrılığı ve demokratikleşmedeki zamanlamadaki gecikme olduğunu çok iyi bildiler. Bu yüzden ilk meclis çok renkliydi, çok sesliydi, çok tahammüllüydü. İlk mecliste en çok eleştirilen kişilerden bir tanesi de bizzatihi Atatürk'ün kendisiydi. Kendisine başkomutanlık teklif edildiğinde ancak 3 aylığına kabul edip 3 ayda bir yeniden oylama talep eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, meclisteki tartışmalarda, ilk meclis tutanaklarında en sert şekilde eleştirilmekteydi. Kendisi kurtarıcıydı, kendisi kurucuydu, kendisi milli kahramandı. Böyle sıfatları olmayan bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanına Atatürk'e yöneltilen eleştirilerin, çok altındaki eleştirilerin şiddete varan karşı çıkışlarla bu salonda karşılandığını bir kenara not etmek lazım. Hatta daha da fenası var. Geçmişte Genelkurmay Başkanlığı yapmış, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda olan birisine sadece bazı eleştiriler yöneltildiğinde bile sınır ötesi operasyondan önce bu ordumuza yapılır mı diyenlere, Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidecek olan Atatürk'ün ilk mecliste hangi sözleri duyduğunu, hangi sözlere tahammül ettiğini, hangi sağlıklı müzakereleri yönettiğini ve Atatürk'ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı bir borç bilirim. Ayrıca Milli Selamet Partisi'nin dışarıdan desteklediği Adalet Partisi hükümetinin devlet bakanını kendi verdiği gen soruyla Hayrettin Ertmen'i düşürdüğü 1980'den, Anavatan Partisi'nin çoğunlukta olduğu parlamentoda kendi bakanı İsmail Özdağ'ları Yüce Divan'a sevk ettiği 1985'ten, bırakın sol partileri, Adalet Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin ön seçimle milletvekilleri adaylarını belirledikleri ve öyle oluşan bir parlamentodan bugün katı grup disiplinlerinin ve bir kişinin yasamayı, yargıyı yürütmeyi ve sonunda parlamento grubunu tek başına belirlediği nasıl bir sürece savrulduğumuzun da altını çizmek isterim. Elbette büyük bir gerileme yaşıyoruz. Bu gerilemedeki en önemli kilometre taşlarından birisi şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi. Önlenmeyen, öngörülen ve sonuçlarından faydalanılan bu darbeye biz ilk gün, ilk saniyeden itibaren karşı çıkmış olmanın, net tavır koymuş olmanın ve bu parlamentoya gelip seçilmiş hükümetin arkasında yapılacak ilk demokratik seçimlere kadar ana muhalefet görevinde olduğumuzu ilk dakikalardan teyit ve tescil ettirmenin rahatlığıyla söylüyoruz. Ama hemen arkasından ilan edilen o hal, ki meclisin hiçbir tarafı o gün darbecilerle enfekte değildir, 4 grubun genel başkanları 16 Temmuz günü darbeye karşı bildiriye imza atmış ve burada darbe karşıtı bir özel oturumda FETÖ yapılanmasıyla mücadele için destek işbirliği sözü vermişler ve bu konuda hükümete adeta hukuk içinde kalmak kaydıyla tam destek vermişlerdir. Ama 20 Temmuz günü Sayın Genel Başkanımız ilan edilecek o hal üzerine bir destek verir misiniz sorusuna kendi mevkidaşından aldığı bir telefona, bırakın da beyefendi birileri de demokrasiyi savunsun, çünkü o hal ilanıyla askıya kalkacak demokrasi bu ülkeye ağır bedeller ödetecek demiştir. O günden bugüne o halin sürdüğü 2 yıllık dönemde hep bu hatırlatmaları yaptık. Ama siz hep metrik karşılaştırmaları tercih ediyorsunuz. Dolar şuradaydı, şuraya çıktı. Faizler yükseldi. O halin ilan edildiği ve Sayın Genel Başkanımızın o tarihi uyarıyı yaptığı gün 2.98 olan dolar kurunun o hal kalkarken 5.55 olduğunu ve %8'lik politika faizinin
%17.75'e tırmandığını bir kez daha hatırlatmayı bir borç biliriz. OHAL meselesini somutlaştırarak anlatacak olursak, olağanüstü hal sürecinde hep artan faizler ve yükselen doları dış ülkelerin Türkiye'ye yatırım yapmamasına, yatırımcının kaçmasına, sıcak paranın seyir değiştirmesine bağladınız. Evet, bunların hepsi doğruydu. Bunların hepsinin bir uçağa binip Türkiye'ye geldiğini düşünsek, havalimanına iniş yapmak üzereyken yabancı yatırımcı ve kargosundaki milyarlarca dolarlık yabancı sermaye, siz OHAL ilan ederek havaalanının ışıklarını kapattınız. Öngörülemezlik yarattınız. Sermaye öngöremediği bir piste inmez. Sermaye ve yatırımcı hukuk güvencesinin olmadığı, mal ve can güvencesinin olmadığı, müsaadelerin hukuksuzca yapıldığı bir sürece, bir ülkeye yatırım yapmak istemez. İşte o yüzden OHAL'in ülkeyi savurduğu nokta ve bunların matematiksel karşılığı budur. Ve biz bir kez daha tarih önünde haklı çıkmanın, sizin yanılmanızın, bizim haklılığımızın teyidinin içimizi buran haklı gururu ama ülke açısından üzüntüsünü yüreğimizde hissettik, hissetmeye de devam ediyoruz. Sadece faiz, para falan filan değil. Bakarlar dışarıdan, bakarlar. Örneğin Osman Kavala'nın tutuklu olduğu bir ülkeye bakarlar. Gazetecilerin tutuklu olduğu ülkeye bakarlar. İnsan hakları savunucularının en ağır şekilde itham edildiği, derdest edildiği, tecrit edildiği ülkelere dışarıdan bakarlar. Ve siz bunları yaparsanız bu ülkede yatırım yapılabileceğine, bu ülkede tatil yapılabileceğine, bu ülkede sağlık turizmi yapılabileceğine, sağlık turizmi için bu ülkeye hasta çekilebileceğine kimseleri inandıramazsınız. Önce didiştiniz, sonra res çektiniz, sonra karşı resti görür gibi yaptınız, sonra da teslim oldunuz. Geçmişte çok övündüğünüz dikleşmeden dik durma meselesini önce dikleştiniz, sonra da dik duramadınız. Türkiye'nin hariciye geleneğini terk ettiniz. Geleneksel dış politikayı ayaklar altına aldınız ama esas ayaklar altına alınan Türkiye'nin itibarı oldu. İçeride bir dışarıda herkes şunu biliyor. Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok. Türkiye'de yargı doğrudan yürütmeden talimatlar alıyor. Türkiye'de kimin tutuklanacağına dünya liderimiz, kimin serbest bırakılacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor. Merkel telefon edince Deniz Yücel, Macron telefon edince Fransız gazeteciler, Trump telefon edince Branson, Schröder telefon edince Büyükada tutukluları serbest kalıyor. Ama bunların her birisi için Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu fakir bu görevde oldukça, bu fakirin bedelinde bu can durdukça bunlar dışarı çıkamazlar dediğini, daha sonra Trump'ın çektiği resti, Trump'ın restine karşı önce diklenmeyi ama dik duramamayı Türkiye Cumhuriyeti tarihi kara birer sayfa olarak not etmiştir. Ve bir ülkede dışarıdan bakanlar elbette neyi görmediklerini önemserler. Örneğin mahkeme kararlarına başta yürütmenin başının saygı duymadığını, kişisel hak ve özgürlüklerin olmadığını, kuvvetler ayrılığının olmadığını, hakim teminatının, anayasal hakim teminatının ortadan kalktığını görürler. Bunları görmediklerinde de sıkıntının altını çizerler. Ama bazen de görmediklerinden ziyade gördükleri ülkenin imajını fevkalade bozar. Bir ülkenin başındaki kişiye kim olduğuna bakarlar. Sonra ülkenin ekonomisini kim yönetiyor diye bakarlar. Aralarında kayınpeder damat ilişkisinin izah edilir bir yanı yoktur. Hele hele ülkeyi yöneten kişi kendi tek imzasıyla varlık fonunun başına kendisini, vekaletine damadını atıyorsa, ülkenin hazinesi, maliyesi, ekonomisi ve ekonomiyle ilgili her şey damada emanetse, temel bir eleştiri bir uçakta ama makroekonomi eğitimi almamış damadınız dendiğinde, Cumhurbaşkanı 6 ay Marmara Üniversitesi'ne gönderdik makroekonomi dersi aldı cevabında, demokratik ülkeler şu hakkı ister. Bu dersi alanı değil de
O dersi veren hocayı başa getirmek, ekonominin başına getirmek. 6 ayda hızlandırılmış, 6 ayda hızlandırılmış ekonomi patronluğu kursu verebilecek nitelikteki hocayı ekonominin başına getirmek ülkenin menfaati nedir? Damadı ekonominin başına getirmek baştan aşağıya şeklen de esasen de ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ve bütün dünya buna bakar. Bunlar başımıza niye geldi diye kimsenin sorgulamaya da hakkı yoktur. Rejime kasteden anayasa değişikliği 16 Nisan'da oylandı. Bütün tartışmalara öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan her türlü eşitsizliğe, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşın şu anda meri olan ama meşru olmayan bir anayasayla yönetiliyoruz. O halde anayasa değiştirildiğinin altını çizmek ve bunun dünyanın pek çok anayasasında yasaklanmış olan bir durum olduğunun da kayıtlara geçirmek elbette önemli. Ama o süreçte biz kuvvetler birliğine gider bu iş derken siz kuvvetler ayrılığı diyordunuz. Billboardlar vardı, gazeteler vardı. Güçlü meclis yazıyordu billboardlarınızda. Sayın Bekir Bozdağ bu anayasa değişikliği siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, etkin denetim, hızlı karar almanın temellerini atmaktadır derken şu an tarafsız bir konumda görev yapmasını beklediğimiz Sayın Binali Yıldırım'ın güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vurgusuyla kampanyayı sürdürdüğünü hatırlayalım. Ve göreve geldiğinde Sayın Binali Yıldırım yasama organı çok daha önemli hale gelmiştir. Burayı güçlendirmek zorundayız demişlerdi. Maalesef biz yürütmenin başının ki diyorsunuz ki bu hükümet sistemi tek kişilik hükümet sistemidir. Bakanlar atanmış teknisyenlerdir ve 5 yılda bir millete hesap verir. Milletin bütçesinin görüşüldüğü bütçenin sunumunda ve son gününde yürütmenin başının gelip de bütçesini savunmadığını görüyoruz. Ve bütçenin maddeleri görüşürken sayın bakanların meclise gelmeye dair tenezzül etmediklerini, soruları cevaplamadıklarını, milletvekilleriyle yüz yüze sık sık günde 7-8 kez soru cevap imkanı olduğu günden meclisten kaçtıklarını ya da meclisi hiçleştirdiklerini, önemsizleştirdiklerini üzülerek seyrettik, üzülerek not ettik. Sözlü soru önergelerine bakanlar meclise gelmeyecekler diye anayasadan kaldıranlar artık yazılı soru önergesinin önemli olduğunu, sözlü sorunun zaten yazılı verilip sözlü bazen cevaplandığını, çoğunlukla işlemediğini söyleyenler bugün şu ana kadar verilmiş 6.865 soru önergesinden sadece 293'üne yanıt verdiler. %4.2'dir yazılı soru önergelerine sayın bakanlar tarafından cevap verme oranı. Ve sayın başkan, bizzat siz bu yeni sistemle torba kanun devri bitti dediniz, meclisi güçlendireceğiz dediniz, dediniz ki artık yasayı milletvekili yazacak, yürütmeden sadece bütçe teklifi gelecek. Oysa torba yasanın ortadan kalkacağını, torba yasanın zaten çeşitli bakanlıkların pratik yasama olarak gördüklerini, çoğunlukla bürokrasinin bunu istismar ettiğini, herkesin istediği kanunları torbaya attığını, artık bir milletvekilinin çıkaracağı kısa kanun tekliflerinin torbaların önüne geçeceğini söylediniz. 12 tane teklif yasalaştı. Bu 12 tane teklifin birisi uluslararası sözleşme, bir tanesi olağanüstü hal KHK'sı, diğer 10 kanunun 8'i de torba kanun şeklinde geldi. Ve tüm kuvvetlerin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nda toplandığı bu yeni rejimde AKP Genel Başkanı bedelli askerlik çıkacak dedi. Ertesi gün bedelli askerlik kanun teklifi verildi. Sayın Berat Albayrak 45 gün öncesinden Kalkınma Bankası'na ilişkin teklifi Ekim ayında meclise sunuyoruz dedi. Oysa ki böyle bir hakkı yok. Bunu söylemek haddi de değil. Ama biz o günlerde itiraz ettik, bu nasıl olur diye. Sonra bir milletvekilimizin kalbine doğmuş olacak ki Berat Albayrak'ın bahsettiği ve müjdelediği teklifi satır satırına imzalayarak meclise verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan da aldığı rakamsal destekle sarayın anayasaya karşı gizli sarayla birlikte anayasaya karşı gizli işbirliği yapıyor. Anayasaya karşı muazzaz suçu işliyor. Öyle hazin bir durumdayız ki
Elimizde bir anayasa var. Yapılırken biz Erdoğan'a değil Herdoğan'a anayasa yapın demiştik. Erdoğan'a yapıldı. Daha bir sene önce yapıldı. Bir sene geçmeden kolu kısa geliyor. Boyu biraz uzun mu olmuş? Dar gelen yeri bolartsanız mı diye. Bir dakika. Buyurun. Ek süre veriyorum. Sözlerinizi tamamlayın. Kendisi için yapılan anayasayla çelişkiler yaşamaya başladı. Ve kendi anayasasını, kendisi için dönüştürülmüş anayasayı çiğnemeye başlayan ve anayasayı çiğneme geleneğinden ülkeyi anayasasızlaştırma sürecine dönüştüren bir gerçekle karşı karşıyayız. Ülkeyi anayasa olmadan yönetme, yasalara uymadan yönetme gibi bir yaklaşımla maalesef karşı karşıyayız. Sadece yasama üzerinde tahakküm kurulmuyor. Üstünden olmuş geçmiş yıllar bitmiş kapanmış dosyaları Kavala'nın ismi üzerinden hatırlatıp yaklaşmakta olan yerel seçimler için bir gezi malzemesi ararken tam Cumhurbaşkanı prompturdan bunlara meydan okurken bir bakıyorsunuz bir Sayın Savcı sabahleyin kalkıyor 5 yıl önceki dosyayı yeniden yazıyor. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş kararını veriyor ve bu karara karşı Cumhurbaşkanı tedbir alacağız diyor. Ve nasıl oluyorsa oluyor bir mahkeme aylar belki yıllar sürecek bir kararı günler içinde almak suretiyle bir yerlerden gelen talimatı yerine getirmenin iç huzurunu ya da getirmemenin riskini alamamayı yaşayan bir hakimle karşı karşıyayız. Yani yürütme kendi listesini yaptığı yasama grubu üzerinde ya da dilediği anda FETÖ'cü veya bir başka yakıştırma suçlamayla görevden alınabilme tehdidi karşısında eliyle üzerinde durduğu ve boşalan yerlere de AK Parti'ye hatta AK Parti'ye de değil sadece saraya sadakat üzerinden görevlendirmelerin yapıldığı bir yargı düzeniyle bir tek adam rejimini kendi elinde tutuyor ve yönetiyor. Biz son olarak şunu söylemek isterim. Liman gemilerle doludur. Gemiler hepsi Arşimet'in kuralını bilen Tamam buyurun teşekkür ederim. Gemilerle dolu limanlar Arşimet'in kuralına göre yapılmış gemiler güvende yüzerler. İçine bineriz, sevdiklerimizi bindiririz. Temel kurallarla çelişmeden orada güvenle seyahat etmelerini bekleriz. Bunun kadar temel bir kural bütün dünya tarafından uygulanıyorken ve kuvvetler ayrılığı yoksa devletler çöker prensibinin aksine hiçbir şey olmamış ama bu prensibi dinlemeyenlerin sonu hep hezimet, hüsran olmuşken buradan tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyor. Kuvvetler ayrılığına hassasiyet gösteren, milletin vekillerini seçtiği bir ağızdan bir dudaktan listelerin dökülmediği, hakimlerin, savcıların anayasal güvence altında kendilerini hissederek vicdanlarına göre karar verdikleri bir Türkiye'de hep beraber hepimizin çocukları ve torunları için aynı gemide olmak isteriz. Ama temel kurallara direnen batacak bir gemide kendinizin de ülkemizin de hep